Bileşenlerimizi yani favori pillerimizi ve dirençlerimizi topladığımıza göre artık bunları kullanarak devre yapmaya başlayabiliriz. Mesela burada bir devre görüyorsunuz. Bir adet pillen ve seri direnç dizilimi denen bir düzenle birbirine bağlanmış 3 adet dirençten oluşuyor. Şemada aslında 2 adet pil var ama tek bir pil muamelesi yapmakta hiçbir mahsur yok. Seri bağlanmış dirençlere aşinayız. Bu dizilimde dirençler birinin başı diğerinin kuyruğuna gelecek şekilde bağlanıyor. Yani bu dirençler seri bağlı. Çünkü düğüm noktaları birbirini uç uca takip edecek şekilde dizilmiş. Bunun seri bir direnç devresi olduğunu bu dizilimden anlıyoruz. Dirençlerimizi isimlendirelim. Bu R1 olsun. R2 ve R3. Pilimize de V diyelim. Burada bilinmeyenimiz ne? Devreden geçen akım. Biz akımı bulmak istiyoruz. V'yi biliyoruz. I'yı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi biz I'ya dair şunu biliyoruz. R1 direncine giren I akımının tamamı R1'in diğer ucundan aynen çıkar. Çünkü çıkmak zorunda. İçeride birikecek hali yok. R2'den de aynı şekilde çıkar ve R3'ten de aynı şekilde çıkar. Sonra da çıktığı yer olan pile geri döner. Bu seri bağlı dirençlerin karakteristik bir özelliği seri bağlantıda bileşenler uç uca bağlanır. Bu da tüm bileşenlerden yani tüm dirençlerden aynı akımın geçtiği anlamına gelir. Dikkat edin çünkü buradaki kilit nokta bu. Her dirençle farklı olan ve bizim bilmediğimiz şey buradaki ve voltaj. Buna V1 diyelim. Bu V2 artı eksi bu da V3 artı eksi. Yani genel olarak eğer bu dirençler farklı değerlere sahipse içlerinden geçen akım aynı olduğu için bu 3 voltaj birbirinden farklı olacaktır. Bunu bize ohm yasası söylüyor. Şimdi seri dirençlere dair şöyle bir soru sormak istiyorum. Seri bağlı bu 3 direnci kaldırıp yerine aynı akımın geçmesini sağlayacak tek bir direnç koyabilir miyiz? Şu an önümüzdeki soru bu. Evet. Şimdi bir takım gözlemler yapacağız. Elimizde eski dostumuz ohm yasası var. Neydi o? Hemen hatırlayalım. V eşittir bir I akımı çarpı bir R direnci. Her bir direnç için voltaj akım oranını bu formül belirleyecek. Biz aynı zamanda şunu da biliyoruz. Dirençlerin iki ucu arasındaki V1, V2 ve V3 voltajlarının toplamı bu voltaja eşit olmak zorunda. Çünkü teller bu şekilde bağlanmış. Yazalım. Pilden gelen ana voltaj eşittir V1 artı V2 artı V3. Bunu kesin olarak biliyoruz. Şimdi her bir direnç için ohm yasasını uygulayacağız. V1 eşittir I çarpı I her direnç için aynıdır demiştik. Çarpı R1. V2 yani bu voltaj eşittir I çarpı R2. V V3 eşittir I çarpı R3. Gördüğünüz gibi eğer elimizde 4, 5 veya 6 direnç olsaydı bunun gibi 4, 5 veya 6 denklemimiz olacaktı. Yani seri bağlı her direnç için bir denklem olacaktı. Şimdi bu voltajları bu denklemde yerine yazarak bir gözlem yapacağız. Yerlerine yazalım. V eşittir I, R1 artı I, R2 artı I, R3. I her dirençte aynı olduğu için şunu yapabilirim. V eşittir I parantezini alıyorum. I çarpı R1 artı R2 artı R3. Şimdi burada biraz da durup bu ifadeyi buradakiyle yani asıl ohm ile karşılaştıralım. Bu ohm yasası. Ne diyor? V eşittir bir I akımı çarpı bir R direnci. Burada ohm yasasını aynı şekilde sağlayacak tek bir direnç değeri bulabiliriz. Ve bu dirence şurada göstereyim. Pilimiz bu. Şimdi buraya bir direnç çiziyorum ve adına R eş değer diyorum. Yani eş değer direnç. Buna toplam direnç dendiğini duyabilirsiniz. Ben buraya kısaca R eş yazacağım. Çünkü bu direnç üstteki 3 dirence eş değer bir direnç. Eş değer çünkü buradan yine aynı I akımının geçmesini sağlıyor. Eş değerden kasıt bu. Yani bu örnekte aynı akımı muhafaza ederek v eşittir i çarpı r eş yazabiliyoruz. Yaptığımız şey şu. r eş değer bu 3 direncin toplamına eşittir dedik. r1 artı r2 artı r3. İşte seri dirençleri bu şekilde ele alıyoruz. Seri bağlı bir dizi direnç yerine onlara eş değer tek bir direnç koyabiliyoruz. Bunun için de direnç değerlerini topluyoruz. Şimdi bunu nasıl uyguladığımızı görmek için çok hızlı bir örnek çözelim. Ekrana biraz yukarı kaydırıyorum. Bu devrede 3 direnç var. Değerlerini 100, 50 ve 150 ohm olarak belirlemişim. Devreden geçen akımı bulmak istiyoruz. Pilin voltajını yazalım. Mesela 1,5 volt olsun. Küçük bir pil bu. Devredeki eş değer direnç ne olur? Bulmak için devreyi biraz sadeleştireceğiz. 3 farklı direnç yerine onlara eş değer tek bir direnç koyuyoruz, R eş. Burada bahsettiğimiz üzere bu direnç 100 artı 50 artı 150 ohma eşit oluyor. Yani 300 ohma. Demek ki bu devredeki eş değer direncin değeri buymuş. Şimdi buradan I akımını hesaplayacak olursak, I eşittir V bölü R'den Buradaki R eş değer direnç tabii ki. 1,5 bölü 300. O da eşittir. Eğer doğru hesaplıyorsam 0,005 amper. Başka bir deyişle 5 miliamper. İşte I'yı bulduk. Artık I'yı bildiğimize göre her direncin iki ucundaki voltajı hesaplayabiliriz. Çünkü I'yı da biliyoruz, R'yi de. O halde V'yi hesaplayabiliriz. V1 bu direncin iki ucundaki voltajı olsun. V1 eşittir I çarpı R1 eşittir 5 miliamper çarpı 110. O da eşittir 0,5 volt. Diğerine geçelim. V2. V2 eşittir I. Aynı I bu. Ama bu kez direnç R2 eşittir 5 miliamper çarpı 50 ohm. O da eşittir 0,25 volt. Son olarak V3'ü bulacağız. Artı eksi V3 eşittir. Yine aynı akım çarpı 150 ohm. O da eşittir. 0,75 volt. İşte her direnç için voltaj ve akımı çözdük. Yani bu derivede çözülmedik bir şey bırakmadık. Şimdi son bir kontrol yapmak için bu voltajları toplayacağız. Burada görünmeyen bir sıfır var. 5, 5 daha 10 oradan. 1 buraya geldi. 6, 8, artı 7, 15, Evet. Sonuç 1,5 volt etti. Çok güzel bir sonuç bu. Çünkü bu voltajla aynı. Yani dirençlerin iki ucundaki voltajların toplamı pildeki voltajı verdi. Son bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Şöyle bir seri direnç örneğimiz var diyelim. Bu dizilişe aşinayız. Görür görmez ha diyoruz. Bunlar seri bağlanmış dirençler. Şimdi burada dikkatli olmak lazım. Çünkü mesela buradan veya bu düğümden çıkan tellerin olduğu durumda dizilim yine seri gibi görünür. Oysa akımın bir kısmı bu kollara sapıyor olabilir. Seri gibi görünen bir kolun herhangi bir noktasından başka bir kol çıkıyorsa bu ı, bu ı'ya veya bu ı'ya eşit olabilir de olmayabilir de. O yüzden dikkatli olmak lazım. Seri gibi duran dirençler arasından başka kollar çıkıyorsa bu dirençler aslında seri bağlanmamış demektir. Tabi eğer bu akımlar sıfıra eşit değilse. Bu iki koldaki akımlar sıfırsa bu dirençleri seri bağlanmış kabul edebiliriz. Yani eğer bir devrede dirençler seri bağlanmış gibi görünüyorsa ama aralarından başka kollar çıkıyorsa çok dikkatli olmak gerekir. Bu küçük uyarıyı da buraya bırakmış olayım. İşte seri dirençler böyle. Dirençler seri bağlanmışsa Eş değer dirence bulmak için dirençlerin değerini tek tek topluyoruz.